İstanbul Üsküdar doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Aslen doğan yurtlu bir anne babanın oğluyum. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 1996 yılında ilk defa Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesine ceza hukuku alanında araştırma görevlisi olarak girdim. 2 yıl kadar Kocaeli Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine ceza ve ceza muhakemesi alanında asistan olarak tekrar girdim. Sınava işte bir daha giriyorsunuz. Bir kere asistanlık sınavına girdim. Ondan sonra bir kere de Marmara'da girdim ikinci defa. Sonra 2002 yılında doktor oldum. 2008 yılında doçent oldum. 2013 yılında da profesör oldum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Sevgili kardeşim bilir. 2008-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevi yürüttüm. 2010-2014 yılları arasında yine aynı üniversitede Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürüttüm. Bu yıllara kadar Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, Kocaeli Üniversitesi'nde ceza hukuku derslerine girdim son yıllarda. İşte Harp Akademilerinde derse girdim, Deniz Harp Okulu'nda derse girdim, ceza hukuku alanında. Ceza hukuku alanında pek çok kitabım, pek çok makalem var. Bunun dışında son yıllarda özellikle kadının şiddete karşı korunması, kadınlarımızın fuhuşa karşı korunması gibi konularda Uluslararası Göç Örgütü'nün yürüttüğü bir takım projelerde görev aldım, oralarda çalıştım. Geçtiğimiz Şubat ayının 10'unda da, önceden geçen hafta diyordum, şimdi geçtiğimiz Şubat ayının 10'unda, bir ay oldu neredeyse. Geçtiğimiz Şubat ayının 10'unda da milletvekili seçimlerinde Kastamonu'dan aday adayı olmak üzere bu görevlerimden ayrıldım ve ilimize geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. İlimize geldim. Tabii ki özellikle Kastamonu'da bizim şunun altını çizmek gerekiyor. Ben özellikle bunu da yazmanızı isterim. Tabii ki Kastamonu Türkiye'nin özellikle lokomotif illerinden bir tanesi. Baktığınız zaman Kastamonu'da Türkiye Kurtuluş Savaşı var. Şu Kurtuluş Savaşı Kastamonu'nun sırtına yüklenmiş ve bu yükü de çok güzel bir şekilde taşımış. Bizim Kastamonu'da kadınlarımızın birçok kahraman kadınımız var. Bu yükün altına ellerini koymuşlar, başlarını koymuşlar, taşımışlar. Fakat son yıllarda baktığımızda özellikle son 20 yılına, son 30 yılına baktığımızda Kastamonu ülkemizde hak ettiği şekilde temsil edilmiyor, hak ettiği değeri bulamıyor. Bizim Kastamonu'nun bu temsil sorununu çözmemiz gerekiyor. Bir kere Kastamonu'yu hak ettiği şekilde bizim hem ülkemizde hem ülke dışında vizyonlu bir şekilde temsil edebilmemiz, ettirebilmemiz gerekiyor. Bizim halkımızın hak ettiği temsile kavuşması gerekiyor. Bizim bir kere en önemli çıkış noktamız bu. Ben bunu kendi anne babam için, ailem için de bir vefa borcu olarak görüyorum. Kastamonu halkı için de bir vefa borcu olarak görüyorum. Tek çıkış noktamız biz Kastamonu'ya hak ettiği değeri verdirebilmeliyiz. Bunun için çalışmalıyız. Yoksa bizim milletvekilimiz bunun için ancak bir araç olabilir. Amaç değil. Eğer biz bunun için bir araç olabilirsek, buna vesile olabilirsek ne mutlu bize. Tek hedefimiz bu. Kastamonu'yu hak ettiği şekilde temsil edebilmek. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Güven Kara. Mustafa Güven Kara. Sağlık Bakanlığı yaptı. Demokratik Sol Parti. Koalisyon hükümetinde yaptı. 99'da. Bizim en önemli sorunlarımızın başında adliyeleri AKP iktidarı kaldırdı. Evet, bu küçük ilçelerde bu çok önemli bir sorun. Gerek partimizin yapmış olduğu bölge toplantısında da bunları dile getirdik. Burada mitingler yapıldı. Şu anda Çatalzeytin'in en uzak köyü buraya 35 kilometre. Kilometrede yine bu 75 kilometre yol gidip gelip hukuk arıyorlar. Tabii. Adalet arıyorlar. Burak Kemalmaz'ı tanırsınız. Tanıyorum. Arkadaşımdır. Benim de asker arkadaşım. Onun vasıtasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de dava açtık ama ilk etapta reddedildi. Seçkinciğim kendi o. Kabul edilebilir, kararı vermediler. Evet. Reddedildi. Başka da şeyimiz olmayınca miting de yaptık. Ankara'ya gittik. Bütün siyasi partiler ortak bir ortaklığına
Sitelerinde de benim yazılarım yayınlandı o konuyla ilgili. Ersan Şen'le birlikte var galiba büyük abi. Ersan'ın yazdığı yerde var işte Hukuki Haber'de. Ersan da söylüyor. Geçen akşam aramış, görünce birlikte çıkalım diye Ersan Şen. Evet. Onu ben tanıdım şeyden, siyasalda bizim cezacıdır o da. Fakat ben diyorum ki farklı konularda da çıkayım istiyorum. Tabii. Yani tek bir konuda değil de hani tek bir yönden çıkıyorum. Şimdi bakalım şu Dünya Kadınlar Günü işte 8 Mart. Evet, çok önemli. Bu önümüzdeki hafta özellikle Türkiye'de maalesef her gün bir sıkıntılı bir haber geliyor hocam burada. Her gün kadın günaydı. Biraz o konulara da temas eden, yani orada da kadın hakları ile ilgili, kadının korunması ile ilgili konularla da alakalı programlar olabilir. Onlara biraz çalışabiliriz, ağırlık verebiliriz diye düşünüyorum. Tabii Mart'tan sonra Nisan ayında biraz Kastamonu ile ilgili çalışacağım. Yok, hayır, televizyonda. Yani televizyonda acaba Kastamonu ile ilgili bir şeyler anlatabilir miyiz diye, ulusal kanallardayım. Yapabilirsem ona çalışıyorum. Yani bir ya da iki defa yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz medyayı kullanmamız lazım. Evet. Çünkü yani orada bir farkındalık yaratabiliriz, bir farkındalık oluşturabiliriz. Medyayı kullanabilirsek. Mehmet Yıldırım yapmıştı ama büyük sarımsaktan sonra onu da kaybettik. Ya o şimdi her zaman şimdi meclis kürsüsüne çıktığınız zaman pek çok şey yapabilirsiniz. Yani onu meclis ondan kürsüsü hesapladılar zaten. Evet, yani tabii. Şimdi meclis kürsüsüne çıktığınız zaman ister istemez insanlar sizi hani çekiyorlar ama yok. Şimdi bu mecralarda bunu yapabilmeniz o kadar kolay değil. Yani ama biraz daha ondan sonra yasakladılar zaten. Mehmet o sarımsak olayından sonra kürsüye şeyle çıkmayacak. Biz artık geçenki şeylerde zaten bütün delegelerin gözüne düşmüştü. Biz onu çizdik şeyde, Ankara delegesinde. Hepimiz çizdi. 180 kişi delege çizdi. Şey, Kurutu. Onun yerine Ayşenur Eczacı. Eczacı. Onu yazdı. 180 tane yasal milletvekili şeyi. Kurutu. Tek onu çizdik. Evet. Bütün şeyden onun şey oldu zaten daha eskiden beri. Ya biz tabii önümüze bakacağız. Yani o da kendisi bir yol çizmiş kendisine. Ona orada başarılar diliyoruz. Biz de önümüze bakacağız. Yani bazı yerlerde bana soruluyor, yani ne düşünüyorsunuz diye. Ben hep şunu söylüyorum. O bir karar vermiş. Neticede bizim bir kaybımız yok. Yok. Kendisi kaybetmiştir. Onun konuşmanı bir yani evet, onunla çok fazla bir... Evet. Onu gündeme getirmeli. Gündeme getirmek bile bence yüzüncü kararı yok. Geçelim. Evet, yani buna kadar yapacağız. Son dakika, son saniyeye kadar. Evet. AKP'den Baran kim adaymış? İşte aday adayı olduğunu biliyoruz da. Onlar biz bağlı. Olsunlar, herkes aday olsun. Evet. Çok güzel olur. Ne kadar değerli insanlar, değişik partilerimizden de. Hepsi bizim insanımızdır, güzel insanlardır muhakkak. Tabii. Hepsi aday olsunlar. Aday olanlar Kastamonu. Evet. Dışarıdan gelen yok. Herkes Kastamonu'nun toprağının ürünü. Milletimiz de muhakkak hakkı teslim eder. Ona inanıyoruz. Biz milletimizin vicdanına, değerlerine, bütün güzelliklerine inanıyoruz. Muhakkak onlar hakkı teslim ederler. Yok, yok, uğurlayacağım.